Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS Dil Bilgisi Deneme 8'in çözümlerini yapacağız. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Evet. Göynük gezi rotaları içinde yeni yeni yer almaya başlayan güzel bir şehirdir. Bir şehirdir, güzel bir şehirdir, başlayan şehirdir. Evet, en az 3 tane sıfat var. İkinci cümle, Göynük'te önce sıcaklığını kaybeder parlak güneş. Parlak güneş, iki de gitti. Ardından tarihi Göynük evlerinin, tarihi evler arkadaşlar, tarihi Göynük evleri, burası sıfat. Üzerine vuran ışıltı silinir. Vuran ışıltı, burada da sıfat var. Üç de gitti. İnsan durup dururken buruk bir sevince, bir sevinç, buruk bir sevinç, bunlar sıfattır. Dördü de eledik. Geriye beş kaldı. Göynükte olmaktan sanırım herkes çok mutludur. Çok kelimesine belki takılanlar olabilir. Burada çok zarftır. Yüklemi mutlu kelimesini nitelediği, belirttiği için. Yani evet, oradan detaya girmeyeyim. Onu zarf olarak belirtmiş olduk. Bir Edirne doğru cevap. İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılan bir eylemsi vardır, fiilimsi? Deyimin içinde olacak arkadaşlar. O her işte ince düşünür. İnce düşünür. Bu durum bazen kendini zorda bırakır. Zorda bırakmak, ince düşünmek, içerisinde fiilimsi yok. O konuşurken hepimiz onun ağzının içine bakardık. Bu deyimin içerisinde fiilimsi yok. Onun ağzını arayıp ne yapmak istediğini öğrendim. Ağzını aramak deyimdir. Ip, ip, zarf fiildir. Dolayısıyla cevap 2, Ceyhan. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar, yapıcı diye sorduğunda basit mi, türemiş mi, yoksa birleşik mi diye bakacaksınız. Evet. Uzanmış koca burun açık denize doğru. Burada kelimemiz uzanmak. Şimdi azdan azalmak gibi. Uzak, uz kelimesi var. Uzdan uzanmak. Mişli geçmiş zaman eki olarak bunu alsak bile uzamaktan, hani uz kökü, o kadar derine girmeyebilirsin. Hadi onu anlarım. Ama uzamaktan uzanmak var. Dolayısıyla bu türemiş. Masallarda söylenir ya, az gittik, uz gittik. İşte uz oradan geliyor arkadaşlar. Ama önemli değil. Uzama kalsanız bile uzanmak türemiştir. Diğerine bakalım. Gecenin değerinde. Değer kelimesi değmekten geliyor. Değer olmuş. Peki nasıl olur diye soracak olursanız, mantığı da şu arkadaşlar. Bazen dersiniz ya bu yaptığına değdi mi? Değdi mi? Evet. Değmek, yani kıymetini buldum anlamında. Değer de oradan geliyor. Güzel bir kelime. Bu da türemiş arkadaşlar. Karanlıklar başlar. Baştan başlamaktır. Bu da türemiş. Sevmekten sevgi. Bu da türemiş. Kayalar üzerinde. Burası basit arkadaşlar. Cevabımız 3 Edirne olacak. Dördüncü sorumuz. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu tür sorularda en kolay bulabileceğinizden yürüyebilirsiniz. Mesela birden fazla bağlaç kullanılmıştır diyor. Hemen şöyle bir bakın mesela. Ve bağlacı var. Direkt göze çarptı. Hem yurt içi hem yurt dışı, yani hem bağlacı gitti. Birden fazla yan cümlecik diyor. Yani birden fazla fiilimsi var mı? Yaparken fiilimsi, gelenlerin fiilimsi, eğlenebileceği fiilimsi, dinlenebileceği fiilimsi, birden fazla fiilimsi de var. Yani onları gözünüzün önünden kaldırmış olacaksınız. Yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş basit zamanlı fiildir. Şimdi basit zamanlı fiil şu demek. Bir tane kip alacak, oluşturulacak. Evet. Haber kipi mi?
Gelecek Zaman haber ekibi. Basit zamanlı mı? Basit zamanlı. Bu da gitti. Ne yaptık biz arkadaşlar? Şimdi asıl uğraşacağımız iki şıkkımız var. A ve D şıkkı. Ne diyor A şıkkında? Birden fazla tamlayanın aynı tamlanana bağlandığı bir at tamlaması vardır. Bunu zihninizde şöyle şekillendirin değerli arkadaşlar. Birden fazla tamlayanın, evet, aynı tamlanana, evet. Yani hareket şu, bu şekilde bağlanacak, ayrı ayrı bağlanacak bunlar. Festivalde hem yurt içi hem yurt dışından, yurt içi, yurt dışından gelenlerin alışveriş yaparken eğlenebileceği. Şimdi yurt içi, yurt dışı bu ayrı ayrı tamlama, tamlamaları bağlamış. Yani hem ceviz hem fındık içi dese, böyle bir şey söylese mantıklı olur. Ama burada tamlama zaten bütün tamlamaları bağlamış. Dolayısıyla böyle bir kullanım söz konusu değildir. Cevabımız Adana'dır. Ögeleri merak edenler olabilir. Ona da bir bakayım. Festivalde hem yurt içi hem yurt dışından gelenlerin alışveriş yaparken eğlenebileceği ve dinlenebileceği bir ortam oluşturulacak. Festivalde bir ortam oluşturulacak. Nerede oluşturulacak? Festivalde. Sonrasında şuraya kadar eğlenebileceği bir ortam oluşturulacak. Şöyle söyleyelim. Burası dolaylı tümleç. Burası sözde özne. Oluşturacak olan belli değil. Evet. Dinlenebileceği bir ortam oluşturulacak. Yapacak olan belli değil. Üç egeli bir cümledir. Bunu da geçmiş olduk. Beşinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede belirtili isim tamlamasından oluşmuş bir nesne vardır. Başlıyor yüklem. İstanbul'u moda ve tasarım merkezi yapma yolunda atılan adımların biri bitmeden diğeri başlıyor. Şimdi adımların biri bitmeden. Ne zaman? Bitmeden. Diğeri özne, burası zarf tümleci. Arkadaşlar nesne yok. Çünkü şöyle düşünün, başka bir yerden söyleyeyim. Nesne olabilmesi için onu kelimesini alabilmesi lazım. Onu başlıyor, yani olmadı. Neyi kim başlıyor olmadı. Ama bazıları şuna takılabilir. İstanbul'u moda ve tasarım merkezi yapma. Şu yan cümleciye soru sorarsanız İstanbul'u nesne alabilirsiniz ama o da zaten işi çok uzatmış olur. Toparlayalım. Başlıyor yüklemimiz. Neyi kimi başlıyor? Bir nesne yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz cevap A şıkkı diyeceğiz. Peki diğerleri merak edenler için bakalım. Birleşik yapılı bir cümledir. Birleşik yapılı cümle olması için fiilimsi olması lazım. Geçtiğimiz salı başladı yüklem. Bir yüklemi var. Geçtiğimiz salı fiilimsi olduğu için birleşik cümle. Zaman belirteci var mı? C şıkkına bakalım. Şimdi bu da zaman belirteci. O da oradan gitti. Ayında sözcüğü iyilik ekinden sonra bulunma eki. D'da bulunma eki. Mesela Mart ayı, Nisan ayı gibi bakın. Evet. Nisan ayı isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buradaki ı iyiliktir, de da bulunmadır. O da doğru. Beşinci cümle ile ilgili çatıları özne yüklem ilişkisine göre birbirinden farklı olan iki çekim eylem kullanılmıştır. Kavuşuyor, döşeniyor. Şimdi döşenmek edilgen, kavuşmak etken mesela. Dolayısıyla cevabımız Adana'yı da diğerlerini de söylemiş olduk. Evet. Geldik 6. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Şöyle bakalım. Başlayıp alçak, alçalma. Arkadaşlar ünsüz düşmesi var. Başlamak, ıp ip eki gelmiş kaynaştırma var. Haşhaş tarlalarında kaynaştırma var. Nerede? Kaynaştırma ünsüzünü eledik. Peki ulama var mı? Ulamaya bakalım.
Sonra başlayıp halçalma, orada da ulama var. O da gitti. Geriye ne kaldı? Ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi. Gitmiş, dır direkt gelmiş, sertleşmiş, benzeşmiş. Onu da elemiş olduk. Cevabımız o zaman 6 Denizli. Evet. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dikkatli okumakta yarar var. Bu konserde değişik kültürlere ait enstrümanlar. Evet, buradaki kritik kelime buydu. Enstrüman yazımı doğru. Teneffüs iki fe'li arkadaşlar. Teneffüs. O da doğru. Zamanı gelse de bile anlamında de bağlacı ayrı yazılır. Sıkıntı yok. Hiçbir bitişik yazılır. Kazada yüzü paramparça pekiştirmeler bitişik yazılır. Bu delikanlının kimliğini tespit edemedi. Yardımcı eylemle yapılan bileşik fiil ses düşmesi süremesi olmadığı için ayrı yazıldı. Evet. Avustralya'da 2 yıl kaldıktan sonra yurda dönmüş. Herhangi bir problem yok. Bu dergiler gençlik hareketleri rehberlik. Evet, okurken de sıkıntı. Rehberlik olması lazım. B ile yazılacak. Cevabımız 7 Edirne. Geldik 8. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar ÖSYM bazen bu tarz sorular soruyor. Dikkatli okumakta yarar var. Çünkü bazen ses bilgisine dayalı yazım yanlışları da sorulmuş oluyor. Budapeşte'deyiz. Özel isme gelen çekmeki ayrılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Dağ, göl, ırmak, nehir isimleri, Tuna Nehri büyük harfle yazılır. Gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Sonrasında sayılara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Fakat şuna dikkat edeceksiniz burada. 1873 Ç ile bitiyor. O zaman gelen ek de ünsüz benzeşmesine, sertleşmesine uğramak zorunda. Bu yüzden burada bir yazım yanlışı yapılmış. Birçok bitişik yazılır. Başkent, baş sözcüğüyle oluşturulan sözcükler burada bitişik yazılmış. Cevabımız az önceki nedenden dolayı Ceyhan olacak. Evet, 9. sorumuz. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bu sene grip salgını olacak mı? Bir soru eki var. Yoksa toplumda panik mi yaratılmak isteniyor? Arkadaşlar, şuna dikkat edelim. Eğer ki arka arkaya sorular sıralanıyorsa araya virgül konur, en sona soru işareti konur. Bu şekilde olacak. Peki diğerlerine bakalım. Grip aşısı olmak şart mı? Büyük harfle başladığı için diğer cümle, o zaman buraya biz yine soru işareti koymak zorundayız. Çünkü bir soru eki var. Bu işte rolleri var mı? Yine aynı mantık. Soru. Çünkü büyük harfle başlamış. Koruyabilecek mi? Tırnak içinde tırnağın noktalaması neyse o kullanılır. En son tırnak kapatılır, devam edilir. Evet arkadaşlar. O zaman bir nolu yere virgül gelecek. Diğerleri soru işareti. Geçiyoruz. Son sorumuz. 10. soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Bakalım şöyle ne var şıklarda? İlgi eki. Bunu yazalım. Ki olduğunu belirteyim ben bunun size. İlgi eki ki. Evet. İlgi eki ki. Şimdi başka ne var? Durum zarfı nasıl? Soru zamiri, ad tamlaması, niteleme sıfatı. Bir baca üstünde ufka iz düşümlü bir leylek şekli hayal gücümüze hayal gücü bir baca üstünden. Bunlar at tamlaması gitti. Başka neler katmaz? Neler katmaz? Şunları bunları katar gibi soru zamiri. Birçok şey katar anlamında ama soru zamiri. Maviliği içimizi bayıltan sonsuz derin bir gökyüzü, yeşil vadide gizlenmiş küçük beyaz bir köy. Bunlar şimdi bayıltan, sonsuz, derin, yeşil, iz düşümlü leylek hepsi niteleme sıfatı arkadaşlar. Geriye ne kaldı? İlgi ekiyle
İlgi eki ile durum zarfı. Gizli küçük beyaz bir köy, yarasaların uçtuğu, kavak ağaçlarının hafif hafif sallandığı. Arkadaşlar çok kritik bir şey var burada. Durum zarfları, bakın zarf cümleci demiyor, durum zarfı diyor. Fiil misli niteler, dolayısıyla burada durum zarfı da var. Yani ki'nin yer aldığı herhangi bir durum söz konusu değil. Ki ile ilgili, yani sıfat yapan ya da zamir olan ki ile ilgili herhangi bir durum yok. Onu göremediğimiz için cevap Adana olacak. Evet değerli arkadaşlar, bir denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir başka derste, bir başka denemede görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, başarılar.